İstikbali kıble. Şimdi arkadaşlar, kıble eskiden nereye kıbleydi? He? Mescid-i Aksa. Şimdi? Mescid-i Haram. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabeler namazdayken bu ayet geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabiler namazın içindeyken Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a, yani Kabe'ye döndüler. Ya. Acayip bir iş ya. Düşünsene o anda ya. Allah Allah, ne kadar acayip bir ortam ya. Bak şimdi ben Rabbim aklıma getirdi. Ben cennette bu sahneyi de isteyeceğim. İnşallah buna dava açmazlar herhalde. Şimdi Yahudiler dava açar bana. Ebu Cehil'in torunlarından geçti. Şimdi Yahudiler dava açar. Tabi Yahudiler dedi ya, siz dedi bizim kıblemize secde ediyorsunuz. Ne konuşuyorsunuz dedi. Tabi tabi. Yahudiler o zaman dedi, siz dedi bizim kıblemize secde ediyorsunuz dedi ya. Mescid-i Aksa'ya dedi, ayet indi kardeşim. Dön dedi Mescid-i Haram'a. Namazın içinde bütün cemaat komple döndüler. Aman ya Rabbi, ne güzel ya. Rabbim bize görmeyi nasip etsin. Amin. Evet, istikbali kıble. Arkadaşlar bu kıble meselesinde mesela çoğu kardeşin kafası yanıyor. Yani uçakta gidiyoruz, nereye döneceğiz? Boş sorular sormayın ya. Hani kutuplara peygamber gidiyor mu diyorsun? Ne yapacaksın kutuplarda peygamber? Ne işi var kutuplarda peygamberin ya? Buz var, kar var. Ne yapacak peygamber orada? Beni konuşturma şimdi ya. Boş boş sorular sorma. Diyor ormanda kaybolduk. Ne tarafa? Ya. Bunu soranlar kim biliyor musun? Namaz kılmayanlar. Hakikaten bak. Namaz kılan adam bu soruyu sormaz. Niye? Diyelim ki tamam, örnek veriyorum. Uçakla bir yere gidiyorsun. Mesela ben geçen sene nereye gittim? Burkina Faso'ya. 6 saat uçak sürdü. 6 saat. Diyelim ki namaz vakti geçiyor. Ne yapacaksın? Abicim uçakta olduğun yere kalacaksın. Namaz vakti geçmesin diye eve gidince iade edersin. Arabayla uzun yoldasın. Duramıyorsun. Bilmem ne var. Sıkıntı. Arabada kalacaksın. Eve gidince iade et. Tertemiz mis gibi. Oh. Kalabiliyorsun. Ne yapacaksın uçağı kıble? Pilot sağ yap da hafif böyle kıbleye doğru abi. Sana zahmet. Ne, bunu mu diyeceksin yani? Takva numarası yapmanın alemi yok. Dikkat edin. Ya kıble ne tarafa döneceğiz? Ormanda kaybolduk. Denizde yüzerken diyor namaz kılacağımız geldi. Denizde yüzerken. Tabi tabi. Hani şey gibi oldu bu. Nihat Hatipoğlu'nda çocuk soruyor. Korkulu rüyalar geliyorum. Ne var? Yine zor geliyorum. Aynı böyle. Yani IQ seviyesi sıfırın altında -30 derece. Tabi. Yani rüyamda dinozor görüyorum. Ne yapayım hocam? Aynı soru yani. Denizde yüzerken diyor namaz kılacağız. Ne yapayım? Lan bir git dal aşağı öl ya. Beni konuşturma şimdi. Allah tut nefesini yat aşağı. Tövbe estağfurullah. Lan bütün sohbeti sabot ettiler ya. Daha sohbete başlayamadık. Neyse. İstikbali kıble. Arkadaşlar kıble çok önemlidir ha. O kıbleye ayak uzatanlar. Lahmacun küreği gibi ayak uzatıyor böyle. Öyle hiç utanma da yok. Camide yapıyorlar bunu. Kabe'de yapıyorlar. Bak Kabe'de mesela bunu Mısırlılar falan, o Vahabiler, o Suud Arapları falan çok yapıyor. Hiç saygı edep yok. Kur'an'ı yastık yapıyorlar. Kur'an'ı yastık yaparlar. Ayağını da Kabe'ye doğru uzatır. Şimdi bir şey diyeceğim ama sanki sahilde oturmuş. Çakal. Ayağını bildiğin kürek gibi uzatmış Kabe'ye doğru. Kur'an da başının altına yastık. Ne diyeyim şimdi, neyse. Yatarken veya otururken kıbleye karşı ayak uzatmak mekruhtur. Arkadaşlar evde yatağımız, yatak odasında yatak kıbleye doğru ayak geliyorsa onun bir çaresine bakın kardeşim. Ona da bahane bulmayın be. Her şeye bir bahaneniz var ya. Diyor ki müteahhit diyor, diyor tam diyor tuvaleti kıbleye göre yapmış. O müteahhitin aklına tüküreyim şimdi, beni konuşturma yani. Yık baştan yap be. Yık baştan yap. O kadar diyorum sana, imkanım varsa. Ne diyeyim sana şimdi? Beni konuşma, hep bahanemiz hazır. Musaf'a karşı ayak uzatmak mekruhtur. Musaf yüksekteyse mekruh olmaz. Tuvalette kıbleyi öne veya arka gitmek mekruhtur. Musaf'ı kıbleye karşı oturar okumak sünnettir. Musaf nedir arkadaşlar? Kıbleye doğru oturacağız. Ne yapacağız? Böyle okuyacağız. Sünnettir. Ezanı başından sonuna kadar kıbleye karşı okumak sünnettir. Ezan okuyun arkadaşlar. Dikkat. Her zaman otururken kıbleye karşı oturmak sünnettir. Allah Allah. Bak, acayip bir şey. Çok acayip. E şu anda mesela burada ne yapacağız? Bizim şu anda bizim böyle bir imkanımız yok. E kürsüyü oraya koyduğun zaman açı falan kayboluyor. Biraz şey oluyor. Müsait değil mescid. Ama olması gereken nedir? Hadis-i şerifte bak ne geçiyor? Her şeyin en güzel ve en uygun olan bir şekli vardır. Hadis-i şerif acayip.
oturma şeklinin en güzeli de kıbleye karşı oturmaktır. Kıbleye karşı. Gerçi kardeşim bizim millette oturma edebi, oturma adabı, oturma ayarı yok. Maşallah. Manda gibi yayılıyorlar. Sohbetlerde, müminlerlerde en son kaldıracağım zaten. Öyle gözüküyor. Size demiyorum şimdi, genel konuşum yani. Abi, geçen bir tanesi burada böyle, bildiğin böyle ha. Sohbet dinliyor. Sohbet dinliyor, takva Allah dostu. Yani biraz daha zorlasa uyuyacak, şöyle horlamaya başlayacak. Abicim sohbettesin ya. Mesela kışları biliyorsunuz mescid elhamdülillah hani doluyor, arkalara falan kadar gidiyor cemaat. Herif en arkaya uzanıyor abi, ayağını da bildiğin uzatıyor. Geçen bak, herif bak bildiğin böyle yere doğru yaslanmış, ayağını da uzatmış, böyle oturuyor. Ne sohbet ama ya, vay arkadaş. Ne yapıyorsun abi sen ya, neyin peşindesin ya? Ne yapacaksın, ne yapsın? Biz burada romantik komedi mi oynuyoruz? Herif bildiğin bak şaka yapmıyorum ya, ayağını uzatmış böyle, hiç. Kol da yere atmış, hani utanmasa böyle havalandırma olsa sigara yakacak. Yapacak, hiç şey kalmamış. Edep, edep. Ben sana bunun edebini söyleyeyim mi? Hadis taliminde, sure taliminde, sohbet halkasında, ilim halkasında, zikir halkasında ilk oturuş nedir arkadaşlar? Ettahiyyatu oturuşudur. Ettahiyyatu. İlk oturuş bu olması lazım. İlk. He, ayağın ağrıyordur, bağdaş kurarsın. Kendini düzeltirsin işte şeklinde ama böyle yayılarak, sağa sola kaykılarak edepsizlik sohbet verene değildir arkadaşlar. Orada senin yaptığın edepsizlik orada okunan ayet ve hadisedir. Allah dostlarından biri, ismini unuttum. Bir kere hadis okuyor, hadis. Ayağını akrep sokuyor, akrep. Artık böyle hani en sonunda acıdan dayanamayıp bayılıyor. İlaçlı, tedavili kendine geliyor. Ya diyorlar ayağını akrep soktu. Niye kendini düzeltmiyorsun? Niye kaçmıyorsun? O anda diyor hadis-i şerif okuyorum. Hadis-i şerife saygısız yapmak istemedim. Oho, bizde olsa roket atarlar. Güm. Ne oluyor? Ejderha mı girdi içeri? Ne yapıyorsunuz abi? Bunu sohbetlerde yapıyoruz. Yanındaki adam kalkar. Lan nereye gidiyor? Sana ne ya? İçine bak sen, sohbet dinle ya. Bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bir daha söylüyorum, saygısızlık bana değil abi. Saygısızlık umurumda değil. Sen burada yayılmışsın, uyumuşsun, bana ne? Sen buraya gelip uyuyorsan, sen burada okunan ayetlere, hadislere saygısızlık yapıyorsun. Sen buraya ne giriyorsun? Benim kara kaşıma, kara gözüme gelmiyorsun. Allah razı olsun, bir şey duymaya geliyorsun. Rabbim Celle Celaluhu bizi razı olduğu işleri yapan kullarından eylesin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu bizi edepli, ahlaklı, terbiyeli, Muhammed'i ahlak ile ahlaklanan kullarından eylesin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu evlerimize Hazreti Osman radıyallahu anh'ın o hayasından, edebinden nasip etsin. Amin. Amin. Ey gideyim. Efendimiz aleyhisselatü vesselam dedi ki, Osman hakkında ne dersin dedi. Şeytana soruyor. Dedi ki ondan dedi Rahman'ın melekleri bile haya ediyor dedi, ben ne yapayım? Rahman'ın melekleri Osman'dan haya ediyor. Oho! Bizden şeytan hoş, bizi şeytan hoşumuza gidiyor. Oh ne güzeldi, bizim adamı görüyor musun dedi. Şeytanlar bizi birbirlerine anlatıyorlar. O diyor ki benim kitabım bozuk, o diyor ki benim kitabım bozuk. Sen ne diyorsun diyor. Ama sahabe için, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh için ne dedi? O dedi bana cahiliye döneminde bile dedi hiç kulak asmadı. Şimdi nasıl kulak assın diyor. Hazreti Bekir radıyallahu anh. Rabbim şefaatinin ailesine amin. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munker. Ve tu'minune billah.